Değerli izleyenler, Altın Rehber programımız Karabük Safranbolu'da tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Karya Dış Cephe'ye konuk olduk. Yanımızda Salih Kara var, işletme sahibi. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Sizi kısaca tanıyabilir miyim? Teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz. Adım Salih Kara. Samsunluyum. 20 sene önce Safranbolu'ya öğrenci olarak geldim. 20 senedir de Safranbolu Karabük'te ikamet etmekteyim. Peki Salih Bey, firmanız kaç yıldır faaliyet göstermekte ve siz kaç yıldır bu sektördesiniz? 2010 yılında Karya Dış Cephe kuruldu. Yaklaşık 7 yıldır söve imalatı, dış cephe mantolama imalatıyla sektöre hizmet vermekteyiz. Peki Salih Bey, müşterilere ne gibi hizmetler sunuyorsunuz? Müşterilerimizde ilk önce temel aşamasında AutoCAD projeleri çıktığında dış cephe görselleme modeli yaparak onlara hizmet vermekteyiz. Binaların bitme aşamasına geldiğinde onlara bir JPEG resimlerini veriyoruz. Binaların bitmiş hallerini projelendirerek kendi mimarlarımız sayesinde onlara böyle bir hizmet veriyoruz. Binaların bittiğinde aynı yaptığımız modelleme ile binaları aynı şekilde bitmiş oluyor. Isı yalıtımı yıllardır Avrupa'da özellikle süregelen bir sistem. Fakat Türkiye bunu daha sonradan keşfetti. Isı yalıtımı %50 bir ısı yalıtım sağlamakta ve harcanan elektriği veya doğalgazı %50 cebimizde bırakmaktadır. Bu yüzden de ısı yalıtımı mecburi olarak yapılmalıdır. Peki Salih Bey, ısı yalıtımında dikkat edilecek unsurlar nelerdir? Isı yalıtımında öncelikle malzeme diyelim. Çünkü ucuz ve merdiven altı imalathaneler var. Bunlar halkı kandırarak ceplerinden paralarını aldıktan sonra herkes bir tarafa, yarın bir gün o firmaları bulamıyoruz tabii ki. Ve bunda özellikle de işçilik. Yani işçiliği doğru yapılmayan bir malzemede ısı yalıtımlı güzel bir sağlama yapmaz. %50 ısı yalıtımı diyoruz. Bu malzemeler yapıldığında %25-%30 dolayında kalırlar. Bu da müşterilerimizin veya diğer halkımızın zararına olan bir şey. Peki efendim, montalama işlemi nasıl yapılır? Mantolama işlemi iki çeşit yapılır diyelim. Aslında çeşitleri çoktur ama EPS olarak yapıldığını farz edelim. Bir düz mantolama, karbonlu sistem bir mantolama. Bir de kendi imal ettiğimiz sıvalı sistem, fugalı sistem vardır. Bizim yaptığımız işlem, imal ettiğimiz sistem fugalı malzeme, yalı baskı diye tabir ettiğimiz bir malzeme. Bunda sıva olayları yok. Fabrikadan halka, müşterilerimize giderken sıvalı sistem gider, sadece boyanır. Yapılan diğer sistemlerde ise 8-10 kalem bir işlemi var. Bunlar yapıldıktan sonra boyanır. Bizde sadece inşaata gittikten sonra sadece boya işlemi yapılır. Güzel bir mantolama %50 ısı yalıtımı sağlar. Peki Salih Bey, yaptığınız ürünlerden biraz bize bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Biz söve imalatçısı olarak 2016 yılında kendi bünyemize katmış olduğumuz bir makine sayesinde UV dijital baskılar yapmaktayız. Gördüğünüz gibi mesela duvarımızda, kendi ofisimizde yaptığımız at resimleri veya tuğla paneller vardır. Bunlar da mantolama malzemelerimiz, tuğla desenli, mermer, ahşap desenli malzemeler yapıyoruz. Ve üzerine istediğimiz herhangi bir malzemeyi UV baskıda yapıp daha sonra üzerine cilasını attıktan sonra hem iç dekorasyonda hem dış dekorasyonda rahatlıkla 10 yıl hiçbir sıkıntı olmadan kullanabileceğimiz malzemeler. Hem iç dekorasyonda çok kullanılan bir malzeme, dış dekorasyonda da çok tercih ediliyor bu sene. Bunlarla ilgili bir çalışma yaptık bu sene ve müşterilerimize sunuyoruz bunları. Peki Salih Bey, içeride makineler gördük. Türkiye'de sayılı sayıda yapıldığından bahsettiniz. Biraz da o konudan bahsedebilir misiniz? Doğrudur. UV makineyi 2016 yılında bünyemize kattık. Söveciliğin belli bir noktada merdiven altıları çok çıkmaya başladı. Biz biraz farklı olalım istedik. Türkiye'de 2-3 tane makine vardı. Biz de bu yatırıma girdik. Elimizi taşın altına soktuk. Müşterilerimize yeni malzemeler sunuyoruz. İstediğimiz cam tezgah araları, mutfak tezgah araları, dış cephe panelleri, ahşap ve mermer paneller olmak üzere yaklaşık 160 çeşit ürünü müşterilerimize sunuyoruz. Değerli izleyenler, bugün Karabük Safranbolu'da Karya Dış Cephe'ye konuk olduk. Bakalım bir sonraki durağımız neresi?